Çok sağlam bir konuğumuz var. Ayağımıza kadar geldi. Kendisi hemşehrimiz. 1968 senesinde 15 Temmuz'da dünyaya geldi. İsmi Ahmet Kazaz. Bu şehirde doğdu, burada büyüdü. Somon balıklarının bir hikayesi vardır. Küçük bir gölde doğarlar. Hamsi kadar küçük balıklardır. 100 somonun 95'i göç eder. Akıntıyla birlikte okyanuslara giderler. Okyanuslarda renkleri küçük gölden çok daha geniş o okyanuslarda. Çok daha vahşi bir ortamdı. İnanılmaz başkalaşırlar. Ama doldukları yere geri dönerler. Ahmet Kazaz da aynı şeyi yaptı. Köklerinden uzaklaştı, dallarını başka şehirler uzattı. Yaklaşık 60 ülke gezdi. Yaklaşık 60 bin insana eğitim verdi. Peki ne iş yapıyordu bu süre içerisinde? Biraz daha geriden başlayayım. Kendisi iktisat okudu. Öğrenciyken kendi parasını kazanmaya başladı. İş hayatında öğrenciyken başladı. 20 yıl boyunca profesyonel bir şekilde Türkcell'de satış müdürlüğü yaptı. Türkcell'den bahsediyoruz. Hani Türkiye'den bahsediyoruz, bir şehirden bahsetmiyoruz. Türkcell'in başındaki en büyük satış müdüründen bahsediyoruz. Bu göreve başladığında Türkcell abone sayısı 1,5 milyon civarındaydı. 15 sene boyunca bu işi yaptı. Bıraktığında abone sayısı 35 milyona gelmişti. Başladığı yerle bıraktığı yer arasındaki artışı hesaplayabilirsiniz. Kendini zenginleştirmeye devam etti. 60 ülke gezdi. 60 bin insana seminer verdi. Şu anda aramızda. Ve ayağımıza kadar geldi. Sizlerin karşısında. Anlatacağım güzel hikayeler var. Artık ben sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim. Umut Hocam teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, Umut Hocam'a teşekkür ederim. Benimle ilgili sizlerle bazı şeyler paylaştım. Ben şöyle başlayacağım. Beni daha önce bu sahnede göreniniz var mı? Yok. 10 Kasım etkinliğine katılanların elini görebilir miyim? Şu sahnenin köşesinde şarkı söyleyen bir adam vardı. O adam ben. Aslında sınav kolejine çok uzak biri değilim. Aslında sizden biriyim. Bugün burada olma gerekçem de aslında sizden biriymiş gibi olmaya çalışmak. Saçı beyaz, yaşı 53 olmuş, hayatta birçok hikayeyi yaşamış, biri olarak değil, hani hep izlersiniz ya, zannediyorum siz biraz daha dijital dünyanın fazla içerisindesiniz, bir sürü bilim kurgu filmi izliyorsunuz, onların içerisinde de bir sürü zaman yolculuğu var. İzlediniz değil mi? Zamanda yolculuk diye bir şeyi biliyorsunuz. Zamanda yolculuk iki şekilde yapılıyor. Ya bugünden ileri gidiyorsunuz, ya bugünden nereye doğru gidiyoruz? Geriye doğru gidiyoruz. Ben şimdi biraz daha hayatı ileri gitmiş, o ileri gittiği hayattan bugün sizlerin arasına gelmiş ama o süreç içerisinde de biriktirdiklerini size bir nebze motivasyon olsun, katkı olsun, bugün hayatta birçok gördüğünüz şeyin aslında ne kadar gerekli olup olmadığı konusunda rehberlik edip birazcık size bir enerji katıp sizde küçük bir ışık yakabilmek amaçlı hareket edeceğim bir gün olacak. Burada olma gerekçem tamamıyla bu. Bunun için de konunun başlığını aslında bizler konuşurken ha ne yapalım, ne seçelim, nasıl yorumlayalım? Konunun adını kendimiz olarak seçelim diye düşündüm. Gerekçesi de şu. Anlatılan hikayeye baktığınızda aslında başarı birileriyle yarışarak değil de kendinizle yarıştığınızda, kendinizle mücadele ettiğinizde, kendinizi yaşamaya çalıştığınızda başarı olduğunu ne yazık ki hayatta çok ileriye gittiğinizde fark ediyorsunuz. Bugün fark etmeniz biraz daha küçük oluyor. Onun için ben bugünkü konuyu biraz daha kendinizle yarışmak nedir olarak seçtim. Size çok küçük, hani zamanda yolculuk yapacağız dedim ya, biraz geriye doğru gideceğim. Aslında insanın yaşam kavramları ile ilgili bazı dönemleri var. Yani ilk insan döneminde insanlar daha çok bedensel güçlerini kullanmışlar. Kazımak için, avlanmak için, yaşamak için kullandıkları şey kendi güçleriydi. Bedensel, kol, kas, tabii ki zeka gücü. Daha sonra insanlar hayatlarına makine gücünü kattılar. Bu kadar yorulurken, daha az üretirken, makine icatıyla birlikte daha az çalışan ama daha çok üreten
bir yaşam modelinin içerisinde buldular kendileri. Bir sonraki slayta geçersek arkadaşlar onu da görsünler. Ama bugüne geldiğimizde artık dijitalleşme diye bir çağ var. Bu kelime yabancı geliyor mu size? Peki, dijitalleşme nedir? Vallahi adına bir dünya bir şey sayabilirsiniz. Aslında dijitalleşme şu, insan olduğunu, kendi zekasını kullanarak insan ve makine arasındaki kontrolü ve ulaşımı arttırdıkları sistemin adına dijitalleşme diyorlar. Ve benim yaklaşık 23-24 yılım teknoloji şirketinde geçti ve dünyadaki bu GSM ve buna bağlı olan dijitalleşme dönemlerinin her birinde rol almış birisiyim. İçinde yaşamış, hayatımıza nasıl etki ettiğini, hani size zamanda yolculuk yapacağız dedim ya, onu çok iyi yaşamış biriyim. Şimdi onlardan bir örnek yapacağım size. Ben 98'de ilk Turkcell'e katıldığımda bizi çok can canlı bir otele götürdüler. Ve orada dediler ki siz çok zeki insanlarsınız. Hadi şimdi uçun şu cep telefonuyla neler yapılabilir anlatın. Sizce biz ne demişizdir o zaman? Var mı fikri olan? Mesela yıl 98 olsa ve elinizde bir şey var. Önden konuşuyorsunuz, arkadan dinliyorsunuz. Ve size diyorlar ki bununla ilgili hadi aklınızı uçurun. Var mı bana ya şunu demiş olabilirsiniz diyecek bir arkadaşım? Düşün. Alo diyoruz. Alo diyoruz. Bu yani icat edilmiş artık. Arkadaşlar bakın bizim o zaman uçtuğumuz akılları söylüyorum size. Benim buradan telefonla yazdığım karşı taraftaki telefona gitsin. SMS. Ya benim telefonuma maç sonuçları gelsin. 98 maç sonucu oynandı ya, Trabzonspor Adana Demirspor maçının sonucu geldi. Hava durumu gelsin. Ve bunlar SMS olarak gelsin. O zaman bizden istenen aklın uçması buydu. Ve bunu söylediğimizde ya bunlar olabilir mi ki diye konuşuyorduk. Yıl 2021 elinizdeki telefonla neler oluyor? Neler oluyor? Aynen öyle. Şimdi böyle neler olmuyor ki ne olduğu bir hayatın içerisinde neler yapmalıyız ki diye bir hayat var. Ve benim bugün sizinle konuşacağım hayat bu. Şimdi bununla ilgili bana beni burada asist edecek iki arkadaş rica ediyor. Gönüllü burada olsunlar. Gel. Sen gel. Bir tane de bayan arkadaşlarımdan birini istiyorum. Gel. Önce bir arkadaşlarımla kendini tanıdı. Onlar tanımıyordu seni. Onlar tanımıyordu. Tamam gel. Mikrofon sende dursun. İsim? Buğra. Buğra. Buğra şöyle bir şey yapacağız. Burada benim sana istediğim her şeyi sorma hakkım var. Onlara cevap vermeyi kabul ediyorsan burada olacaksın. Senin de bana her şeyi sorma hakkın var. Yok hocam. Soracağın her soruya cevap vermeyi kabul ediyor musun? Edeyim hocam da. Ediyor musun, etmiyor musun? Yok etmiyorum. O zaman seni yerine göndereceğim. Olur mu? Emin misin? Bak bir daha soruyorum. Tamam hocam. Aa. Burada sorduğum sorulara cevap veren bugünün sonunda 100 bin lira kazanacak. Şaka yapmıyorum. Şimdi kabul. Ben kabul ediyorum abi. Şimdi bir tane de bayan arkadaş istiyorum. O da 200 bin kazanacak. Gel. Bu rüştekin çalışmadığı bir yer görmedim ben. Gel canım. Ama hızlı, zamanımız çok fazla değil. Onun için hızlı olmamız lazım. Hoş geldin, bana su getiren kız. Evet. Tamam, ismin? Asel. Asel ve Buğra. Sizi şöyle yanıma alacağım, şurada olmanızı istiyorum. Çünkü o gözünüze gelecek, o sizi rahatsız etmesin. Buğra, sana ilk sorum şu. Hayatında kaç yaşındasın? 17. 17. Geriye doğru gittiğinde
Bana hiç doğum günü tutmadı. Yani. Tutmadı mı tutmamadı yani. Yani yanmamadı. Kutladım. Tamam. Ama doğum gününü sormayacağım. Geriye doğru gittiğinde hayatında böyle ilk okul dönemlerine başladın ya da onun öncesine yönelik hatırlayabildiğin bir şey söyler misin? Bir düşün. Aynı şeyi siz de düşünün arkadaşlar. Şu geriye doğru gidin. 7'li, 8'li yaşlara kadar gelin. Hayatınızda hatırlayabildiğiniz bir şeyi aklınızda tutun, bana söylemeniz gerekmiyor. Ama seni söylemen gerekiyor. Var mı? Yok hocam. Yok. Peki biraz daha ileri gelirsen, böyle seni keyiflendiren ya da keyiflendirmeyen, neyi hatırlıyor olabilirsin? Ben mesela kendimden örnek vereyim. Benim hatırladığım şey, ilk okula gittiğim gün ağladı ve ayakkabıların ayağımı vurdu. O zamanlar 7 yaşındaydım ve onun öncesine yönelik çok bir şey anımsamıyorum. Bir de Rafet Hoca'ya soracağım, o ne hatırlıyor diye. Rafet Hocam bir gelir misiniz? Biz benzeşiyor muyuz? Aynıyız. Aynıyız değil mi? Tamam, böyle biraz daha bir gel. Ben kardeşim, o abi. Doğru mu söyledim? Ay, pek teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir şey varsa buyurun. Buğra, seni bekliyoruz. 100.000 kazanacağız. Hocam, bak. Kötü var, kötü. Tamam, onu söyle. Hocam, kaç yaş? Bir olayı anlatmana gerek yok. Ya şu yaştaydım, şunu hatırlıyorum. Sözleşme imzaladım. Şimdi sözleşme. Kaç yaşında? 5. sınıfta. 5. sınıfta. Böyle daha geri hatırlayabildiğim bir şey var mı? Pek yok. Yok hocam. Peki. Asen? Ben 5,5 yaşında ilk yüzmeye başlamaya karar verdiğim günü hatırlıyorum. Karar sen mi verdin yoksa sana hatırlattılar? Yok, ben verdim. Ben direkt. Nasıldı o gün? Bizim dükkanımız vardı. Ben çok sıkılıyordum orada. Her gün aynı şey dönüyordu çünkü. Sonrasında çok sıcak diye çok yakınıyordum. Sonra anneme dedim ki, anne dedim, ben yüzmek istiyorum. Ama dedim, siz beni hiç denize götürmüyorsunuz. Bana havuz bulun. Ertesi gün bir anda yüzmeye başladım. Yüzmeye başladım. Tamam, hala yüzüyor musun? Evet, 9 yıl. Derece alanlarda sen var mı? Evet. Tamam, tebrik ederim o zaman. Arkadaşlar, hayat şöyle bir şey. Bakın, yaş 18. Geriye doğru hatırlayabildiğiniz şeyi saymaya kalktığınızda bir tane çıkmıyor. Ya da belki iki tane zor çıkıyor. 7 yaş öncesine döndüğümüzde. Hatta bugüne kadar diye sorduğumda bile bir anda burada hatırlamaya kalkarsak en fazla bilemedik 2, 3, 5 tane olayı hatırlarız. Ama 18 yıl çarpı 365 gün, geçen gün sayısı yaklaşık 6000 küsür gün eder ama bizim hatırladığımız 6 tane şey değildir. Ve bizler hayatı yaşarken genelde düne çok takılırız. Dün güzel bir şey olmuşsa, dün kötü bir şey olmuşsa orada çok yaşarız. Şimdi Asel ve Buğra'ya ikinci bir soru soracağım. Buğra, 18 yaşındasın ya. 18 mi? 17. 17. Bugün şöyle bir hayat yaşamaya kalksan, ya ben 35 yaşında şöyle bir hayat yaşayacağım diyebileceğin bir şeyin var mı? Yok. Sebebi ne? Hocam, ölümlü dünya belli olmaz. Bir şekilde öleceğiz diyorsun. Ama 35'te de ölmeyi tercih etmezsin herhalde. Hocam, tercih etmem de belli de olmaz. Yani o bizim diyeceğimiz iş değil. Ama geleceğe nereden baktığımızı seçiyor muyuz? Ha? Tamam. Asel'e soralım aynı soruyu. Ben 35'imde istediğim kadar mutlu olabilmeyi tercih ediyorum. Daha fazla sayabilirsiniz. Yani. İlla 35 değil. 20 olur, 30 olur, 40 olur, 50 olur, 70 olur. Mesela ben annem gibi 47'imde evde oturmak istemiyorum. Ya da ben babam gibi 47'imde sürekli evlatlarım için çabalamak istemiyorum. Kendim için çabalamaya devam etmek istiyorum. Bunun için bugün yapabildiğin bir şey var mı? Yüzüyorum. Yüzüyorsun. Kariyer planlaması gibi. Neydi o mesela? Yani olimpiyat hedefçi sporcu olduğum için bu benim hayatımda büyük bir adım. Bundan sonrasında da yurt dışında okumak. O neyine hizmet edecek senin? Nasıl yani? Bunları yapacaksın ya. Hani şimdi annem gibi de olmayacağım dedin ya. O senin ne yapmana hizmet edecek? Annem kendime gibi de olmamanı sağlayacak olan dediğin fayda ne aslında? Yani insanları düşünmektense kendimi düşüneceğim. Kendini düşünüyorsun, süper.
İnsanlar önce kendilerini mi düşünürler başkalarını? Kişiden kişiye değişir. Sen? Ben önce insanları düşünürüm hep. İnsanlar. Ama bunun çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman kendimi çok paralıyorum ve yıpranıyorum. Ne işine yarıyor? Bir işime yaramıyor işte. İnsanlar için fedakarlık yapıyorum ama üzülen peki, ben alıyorum. İşine yarayabilecek formül ne? Kendimi düşünmek. Burak katılır mısın Asel'e? Yok hocam. Birilerini mi düşünmek lazım? Yoksa kendini mi düşünmek lazım? Hocam her zaman da kendini düşünüp bencil olmaya gerek yok benim. Süper. Bakın bu diyor ki bencil olmaya gerek yok. Asel de diyor ki ben de aslında öyle düşünüyorum ama sonra dönüp baktığımda beni ben yapamadığım zaman başkalarına da çok bir işim fayda olmuyor. Asel'e katılanlar Buğra'ya katılanlar. Süper. Peki sorum şu. Şimdi salona soracağım, size sormayacağım. Hocam bir ileriki slayta geçebilir miyiz? Buna dedik ki, ne kadar hatırlıyoruz ya, bunu yaşayamayacaksınız bir daha. Sadece hatırlayabilirsiniz. O hatırladıklarınızda da değiştirebileceğiniz hiçbir şey var mı? Sizin var mı? Yok, tamam, güzel. Devam edelim. Şimdi siz zannediyorsunuz ki, yani burada konuşuyoruz ya, şu anda sizi sorgulamıyoruz. Değil mi? Bakın, zaman yolculuğu. 53 yaştan 18'e geri geliyoruz. Şu anda ben 18 yaşındaki beni konuşuyorum aslında, sizi değil. Yemin ederim, aynı şeylerle yaşıyordum. Ya bana mı oynamalıyım, millete mi oynamalıyım? Yoksa bana oynayıp millete mi oynamalıyım? Ne yapmalıyım? Bunu bulmakla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini, derslerin nasıl uçtuğunu, ne kadar fark ediyorduk onu bilmiyorum şimdi. Geleceği de konuştuk. Doğru mu? Bir sonraki slayta gelelim hocam. Şimdi sorum şu. Sabah kaçta kalktınız? 4.40. 7.30. Neden 4.40? Antrenmanım vardı. Ne antrenmanım vardı? Yüzme. Yüzme antrenmanına gittin. Kaç saat uyutuyordun? 6. 6. Tamam. Sen? 3. 3 saat. Ne yapıyordun oğlum? Sen de mi ikmana gittin? Yok hocam, ben geç gidiyorum eve. Ama devde yatakta telefonla oynarken 3 oluyor. Süper. Aferin. Teşekkür ederim. En azından doğruları konuşuyoruz. Peki, okula gelirken bunu giyiyorsunuz ya, bugününüzün nasıl geçeceği konusunda herhangi bir fikriniz, düşünceniz, kanaatiniz var mı? Neydi o? Uyuyarak. Bugünü uyuyarak mı geçireceksin? İlk 5 dersi biraz öyle geçirdim ben. Uyuyarak geçirdim. Vav. Wow. Peki, Asel sen? Şey, Buğra sen? Yok. Sen ne dedin? Yani. Hocam bunları peki şimdi biraz sonra gideceksiniz ya. Eve gideceksiniz. Eve gidince ne yapacak konusunda bir kanaati, bir planı, bir düşüncesi olan var mı? Siz durun, salona soruyorum şimdi. Mikrofonları verelim birine. Sizden değiştiririz. O orada dursun, o orada durarsın. Büyük ihtimal servise bineceğim, 5.20'de evde olacağım, 6'da ders oturacağım, 6'dan 9'a kadar ders çalışacağım, mola vereceğim işte. Sonra 9-10'a kadar kafamca vakit geçireceğim işte. Çok güzel. 11'de böyle bir ufak bir spor yapacağım, ondan sonra direktmen yatacağım. Bu bir rutin mi yoksa bugün özgü bir şey mi? Her günü. Her gün. Yani kendimi öyle kodladım. İsim? Fırat. Fırat. Peki Fırat, kendi adına bugünden kendine dair bir yarın, dünyası oluşturmaya çalıştığında, geleceği hayal ettiğinde bu yaptığın şeyler gelecekteki o hayaline hizmet ediyor mu? Evet. Ediyor. Bunda kanaat yakın yapsın. Gelecek var, uzak gelecek var. Şu anda da bir gelecek. Evet. Hani o düşündüğün amaca, yöne hizmet edecek bir şeyleri bugün yapabiliyorsun. Doğru mu? Onu sana yaptıran şey ne? Hiç düşün. Hayallerim. 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 Peki hayal kurduğun için sana ya yanlış yapıyorsun diyen biri var mı? Ya da boş ver ya. Var mı? Var. Kim onlar?
Bazen arkadaşlarım oluyor. Ne işe yarıyorlar o arkadaşlar? Bilmiyorum. Onları gönder. Onlarla arkadaşlık etme. Bizim sıra gibi. Çok sert bir şey söyledim değil mi? Yok. Onlarla arkadaşlık etmeyin. Çok teşekkür ederim. Gelmek istediğim yere çok hızlı getirdin beni. Ama şu arkada bir el daha vardı. Onu da dinlemek istiyorum ben. Onu da alayım. Sonra ikinizin bileşkesinden bir şey söyleyeceğim. Bugünkü sunumu şu anda Türkcell'in yönetim kurulu toplantısındaki yapılan bir koordinasyonmuş gibi düşünün. Orada da işler böyle konuşuluyordu. Biri böyle cevap veriyordu, öbürü başka türlü bir cevap veriyordu, öbürü başka bir türlü bir cevap veriyordu ve onları koordine eden de biri var. İsim? Sıla. Sıla, aynı işim. Ha Sıla, selam, nasılsın? Merhaba. Hadi seni dinleyelim Sıla. Ben de eve gidince ilk bir dinlenme, daha sonrasında dersler zaten. Çok yoğun olduğu için pek bir boş vakit kalmıyor geriye gerçi ama o derslerden sonra kalan bir vakitle değerlendirip sonrası uyku oluyor. Geleceğim için kısmen işe yarıyor yaptıklarım. Yani çünkü iyi bir gelecek istiyorum ve bunun yolu da ders çalışmaktan geçtiğini biliyorum. Yani bunun için emek etmeye çalışıyorum. Sıla, o iyi geleceği nasıl tanımlıyorsun? İyi gelecek için öncelikle hayal kurarak bence başlamalıyız. Çünkü hayalimiz ne olursa ve ne kadar erken bunu kurarsak onu başarmak ve çabalamak için çalışmalara daha erken başlamış oluyoruz. Ve hadi bazen tabii hayaller değişebiliyor, farklı yönlere kayabiliyor. Yani en basit kendimden örnek vermem gerekirse bir aya kadar önce sayısaldayken şimdi eşit ağırlığa geçtim. Çok böyle birden bir karar oldu. Ama bu tarafta daha mutlu olacağım ve daha başarılı olacağım inandığım için ve öğretmenlerim de bunu desteklediği için bu geçişi yaptım. Yani ama insan kendi yani istediklerini kafaya koyduktan sonra yapması daha kolay olur. Bunları yapmana engel biri var mı? Yok, hayır. Tamam, teşekkür ederim. Başka söz isteyen arkadaşım var. Zamanı da bilirsem ona göre bir sanacağım. Burada var. Mikrofonu oraya vereyim ben o gelene kadar. Çok hızlı olursa sevinirim. Şöyle bir boyunu görelim senin de ayakta. Hocam ben de 5'e 10 geçe falan eve varıyorum. Vardıktan sonra da işte duş olsun falan onlar falan yapıyorum. Yemeğimi yiyorum. Sonra derse oturuyorum altta. Yine aynı 8-8.30'a kadar ders yapıyorum. Ondan sonra konu tekrarı falan da yapıyorum. Çünkü yani ders olarak, derste geleceğe yönelik çalışmam da lazım. Ondan sonra ders yapmadan önce de kendimi motive ediyorum. Önümüzdeki üniversite hayatımı, şeyimi, geleceğimi düşünerekten, böyle kendimi motive ederek derste çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir slide daha gidelim, az daha ilerleyelim. Arkadaşlar bakın aslında hepimiz bugün yaptıklarımızda, yapmadıklarımızda gelecek adına bugün bir şey yapıyoruz. Hocam devam edelim. Buna daha sonra değineceğim ben. Aslında insanlar hayatlarında az önce size başta özetlediğim bir kavram var. Şu akıl ve zeka arasındaki farkı çoğu zaman seçemiyoruz. Seçeneğiniz var mı? Akıl nedir, zeka nedir? Akıl, mesela kedilerde akıl var mı? Ha? Bence var. Çünkü onu sevk idare ediyor. Ne bileyim bir eşekte de akıl var. Çünkü eşekleri gittikleri yola bırakırsanız hiç şaşırmazlar. Aynı yoldan gider gelirler. Eski köylere bakarsanız inekleri ormana salarlar. İnekler akşama ormandan döner gelirler. Sizce bunlar onu yaptıran şey nedir? Akıldır. Ama insanı diğer canlıların tamamından ayıran bir özelliği var. O da nedir biliyor musunuz? Zekadır. Ve akılla zeka arasındaki fark şudur. O ineklerin dikkat edilip bir tanesi önden gider sonra hepsi arkadan gider. Sürü güden çoban görürseniz önden bir tane çıkıraklı gider, gerisi hep onun arkasından gider. Onların hepsinin aklı var. O çıkırağı çıkarıp başka bir taneye de takarlarsa
Muhtemelen o da onları sürükleyici olarak oraya götürür. Ama bunların hepsinden bizi ayıran bir gerçek var. Zeka. Zeka, bilgi, deneyim, deneme, ne bileyim ben, zorla karşılaşma. Bir sürü şeye göre gelişiyor. Ama zekanın temelini oluşturan şey bilgidir. Artmasını sağlayan şey bilgiyi kullanmaktır. Şimdi bakın diyeceksiniz ki, iyi de bunun yapayı da var ki. Yapay zeka hangi zeka yaptı? Bahsedin zeka yaptı. İşte dedim ya, ben 98'de gittim bu telefonla yazdığımız karşı tarafa giderse çok güzel olur dedim. Onu da bir mühendis aldı. Bunu nasıl olabileceğine baktı ve gönderdi. İlk internetin çıktığı zamanı biliyorum. GPRS, GPRS LAN diye bir şeydi. Telefonlarda oyun oynuyordunuz orada, geziniyordunuz. Umut Hocam teknolojinin her tarafını çok benden iyi bilir bu arada söyleyeyim ya. Yani. Çünkü çok kullanıyor ve biliyor gerçekten. Oradan buralara geldi arkadaşlar. Şimdi konuşuyorsunuz, konuştuğunuzu yazıyor, konuştuğunuzu anlatıyor, konuştuğunuzu salisinin bilmem kaç, bilmem diliminde bilmem nereye götürüyor. Onları yapan şeyler, şu yapay zeka dediğimiz, sizin telefonunuzdaki, Apple'dakinin adı neydi? Siri. Siri sizce yapay zekası değil mi? Onu kim yaptı? Zeka yaptı. Şimdi bizim kullanmamız gereken bir şey var. Aklımız değil. Zekamız. Akılla gidebileceğimiz yer sürü psikolojisi. Doğal davranışımızın gereğinden gelen kavramlar. Ama zekayı da çok olgunlaştıran bir şey var aslında. Yine devam edelim. Şimdi soralım. Zekayı aslında başka türlü bir hale çeviren şey nedir? Kendinize böyle bir soru sorabilir misiniz? Sen kabul etmemiştin az önce ama ben kafaya koydum sana soru soracağım. Mesela kendine zekanla ilgili bir soru sormak istediğinde nasıl bir soru tercih edersin? Zor mu? Peki kendine herhangi bir soru sormak istesen ismin? İcdal. Gizem. İcdal. İcdal. Tamam süper. İcda kendine bir soru sor. Mesela, İcda yarın ne yapacağım? İcda 3 gün sonra ne yapacağım? Eve gelecekten yapacağım. İcda 3 ay sonra ne yapacağım? İcda aslında sen şunu yaptın ama yaptığın neye göre acaba? Doğru muydu, değil miydi? İcda aslında burada koşuyorsun ama sen niye koşuyorsun ya? E şöyle bir şey yaptınız mı? Başkalarına soru sorarken daha kolay, kendinize soru sorarken daha zor bir şey yaptığınızı fark edebiliyor musunuz? Ama zekayı en iyi kullananların çoğu önce kendisine soru soranlar, sonra cevabını bulamadığı soruyu araştırıp başkasına soranlar. İş hayatında da bakın bunlarla çok karşılaşacaksınız. Ben size sınavda ne yapacaksınız falan filan anlatmayacağım. Ben size hayatta ne yapıyorsak ne oluyor onu aktarmaya çalışıyorum. Türkcell'in yönetim kurulu toplantısında da hayat aynen böyle işliyor. Önce orada size sorulabilecek soruları başkaları adına siz kendinize soruyorsunuz. Onlara bir cevap arıyorsunuz, bir araştırıyorsunuz. Bunlara orada da FAQ derler, tamam mı? Tehlikeli sorulardır bunlar. Siz bir şey çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama acaba bana başka ne sorabilirler? Buna iki türlü hareket edersiniz. Bir önce kendinize sorarsınız, yazarsınız. Sonra çevrenize sorarsınız. Dersiniz ki sana göre bana burada bunları anlatırken ne sorabilirler? Ve iş hayatında size soru sorulduğunda dersinizi iyi çalışmamışsanız 100 bin kazanamazsınız. 200 bin de kazanamazsınız. Hatta hiçbir şey kazanamazsınız. Ya para mı hayatta her şey? Vallahi mahcup olmamayı da biri size hediye etmez. Hani dur ya şimdi ben şunu mahcup etmeyeyim, ona sormayayım ki bilançonun şurasındaki şunun bilmem neresinde ne oldu? Arkadaşlar kendine soru soranların cevabını bulamadığı şeyin sayısı başkasının ona soru soranlara göre daha iyi. Bunun bilimsel araştırmaları var. YouTube'da bir sürü kanal verebilirim size. Bilmeyenlerin önü şu tuhaflı. Lan kalkasam mı kalk? Hocalar da bu elini böyle yapanlara sorar. Valla Türkcell'de de öyle yaptılar. Biri el kaldırmıyorsa, bilmiyorsa ona soruyorlar. O el kaldıranlara sormuyorlar. Öğretmenlerimiz de aynı davranıyor. Aslında hayatınızda bugün yaptığınız ihmalların tamamı
geleceğinizde, içinizde olacak, içinde olacağınız her şeyde de çok benzeşir bir şekilde geçer. Onun için bugün olanları o belleğe, hani geriye doğru çok hatırlamadığınız bellek var ya, artık bunu hatırlayabilme becerisi ve bunu iyi kullanabilme zekası sizin tercihlerinizdir. Ve geleceği ben böyle çok kötü, öyle olacak mı? Gelecek kendini mutlu edebilmeyi becerebilen herkes için güzel olacak. İster teknoloji gelsin, ister uzay bilimi gelsin, ister yapay zekası gelsin, ister gelecek 15 sene sonra yaklaşık 4 milyon çalışan iş gücünü yapay zekadan alacak, yok bilmem ne olacak, ya evet bunlar olacak. Ama hayata dair kendini mutlu etmeyi beceren herkes iyi olacak. Kendini mutlu edebilmenin formülü de Ahmet'le yarışmak değil. Kendinle yarışmak, kendinle yarışmanın kavramını da buraya kadar özet yapıyorum şu anda. Düne takılarak, yarın ne olacak, o mu olacak, bu olacak. Yarına dair size kimse iyi bir şey söylemiyor, herkes kötü bir şey söylüyor. Yarın kötü falan değil, ya bugünü yaşayın. Yarına ne işiniz var? Bugün okula geldiğiniz için mutlu olmayı tercih etmiyorsanız hayatınızda hep bir mutsuzluk formülü olacak. Çünkü hayatta hep okul var. Türkcell'de de var. Valla Azerbaycan'a çalıştım orada da var. Kıbrıs'a çalıştım orada da var. Ukrayna'da çalıştım orada da var. Koreli'yle çalıştım orada da var. Çinli'yle çalıştım orada da var. Finlandiyalı'yla çalıştım orada da var. Norveçlisi'yle çalıştım. Nokia'cısıyla da çalıştım. Motorola'cısıyla da çalıştım. Huawei'cisiyle de çalıştım. Arkadaşlar her yerde var. Mutluluk formülünü kendiniz için bulmuyorsanız onu size hediye edecek olan kimse yok. Mutluluğun formülü o zeka dediğimiz bilgiden geçiyor. Kendinizi bilmekten, kendinizle yarışmaktan geçiyor. En başta bir atlet resmi vardı. Bir kişiyi koydum oraya. Ama kimse aslında tek başına bir yarış yapmıyor. Birileriyle yarışıyorlar. Siz şimdi yüzme şampiyonasına gittiniz ya. Biri diyor ki aslında orada birçok iyiler vardı. Bir de arada hiç olmayanlar vardı. Aslında diyor orada derece alanların çoğu belki de derece yapamayabilirdi diyor. Ben bilmiyorum mesela. Ama biz birilerinin derece aldı diye takdir ediyoruz. Ya aldı bitti ya. Davetisi var mı? Şimdi buraya da döndüğümüzde şurada anlatmaya çalıştığım şey şu. Biri size ders çalış dediği için dersle uğraşıyorsanız çalışmıyorsunuz. Biri size ya gelecek çok kötü olacak, bak sen biliyor musun öyle olacak, böyle olacak, şu hepsi olacak ya. Ama bunları oldurmamak sizin elinizde. Ya ben ne yapacağım ki? Valla Rafet Hoca kardeşim. Ona bir soralım, abisi neler yapmış? Bakın anlatır. Mesela abisi 25 yaşında kızı var, 25 gün kızıyla üst üste geçirmemiş. 19 yaşında oğlu var. Pandemide, benim yaşım 53, pandemide 17 gün onlarla aynı evde gün geçirdim. Başka zaman geçirmedim. Ama ben mutluydum, onlar da mutluydu. Çok bir arada her gün olunca mutluluğun formülü tavan yapmıyor. Bir arada olmanın gerekçesini bulduğunuzda mutluluk tavan yapıyor. İşte bilgi, zekanın hizmet edeceği tek şey, tek kavram bu. Peki Ahmet abi de bunlar nasıl olacak ya? Hayatınızda mutlu olmadığınız hiçbir şey yapmayın. Aileleriniz bana kızabilir, bilmiyorum ama. Diploma almak için okumayın. Hayat almak için uğraşın. Hayat almanın formülünün birinci nedeni yaptığınız bir şey sizi mutlu edecek. Olmuyorsa o yaptığınız şey size işkence dönecektir ve dünyanın en kolay işi de dünyanın en zor işiymiş gibi yapmaya başlayacaksınız. İş hayatında da böyledir. Birine bir görev verirsin. Kim gidecek şimdi yola? Ya gitmezsen kazanamıyorsun ayda 20 bin kardeşim. Gideceksin. Ama ben o zaman girebilir. E şimdi hani hayat, ben hayatı size şuradan okumak istemiyorum. Çok para kazanınca hayat çok güzeldir. Babamın çok parası varsa hayat garantidedir. Hayatta çok şu var. Ya benim çok neyim var? Benim yaptığım çok ne var? Senin çoğun, senin için en büyük olan çoktur. Bu kadar basit ve hepimizin ölçmesi gereken o kendi yaratacak olduğumuz çoğun ne olduğuna bakmak. Az önce arkadaşımıza dedim ya,
Etrafınızdaki mutsuz olan herkesi etrafınızdan yok edin. Kendimden örnek veriyorum size. 2006 yılında Turkcell'in 500 kişilik satış ve pazarlama ekibinin içerisinden gelecekteki Türkiye satış müdürü adayı olarak seçildim, eğitildim, bir yıl eğitim aldım. Bana muhtemelen 2006 yılının parasıyla yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para harcadılar. Sonra Süreyya Cilindi, Muzaffer Akgündüz diye bir herif vardı. Genel müdürümüz o gitti, onun yerine Süreyya Cilindi diye biri geldi. Süreyya Cilindi bir genel müdür yardımcısı aldı. O genel müdür yardımcısı beni çağırdı, geldi dedi ki Ahmet Kaza seninle çalışmayacağım. Seni aday seçmiş olabilirler, o olabilirler, bu olabilirler ama ben seninle çalışmak istemiyorum. Etrafımdaki arkadaşlarımın %90'ı bana çek git dedi. Ya git de nereye? Hangi duygu için? Hangi gerekçe için? Gideceğim de ne olacak? Biri bana o maaşı verecek mi? Ya da gittiğimde ne ispat etmiş olacağım? Egomu mu tatmin edeceğim? Yoksa benim gitmemi isteyenleri mi tatmin edeceğim? Yemin ederim benim gitmemi isteyenleri tatmin edeceğim, beni değil. Ve bana git diyenlerin %99.5'unun 9'u yarına bana gülecek. Ben gitmedim. Turkcell'de kaldım. 2007'de başka biri Türkiye Satış Müdürü olarak geldi. Onlarla çalıştım. 2009 yılında ben Türkiye Satış Müdürü oldum. Aynı şirketin içinde. Ben arkadaşlarımı dinleseydim, onların bana yazdığı hikayeleri tanıyor olsaydım, kendimin ne yaptığını bilmiyor, kendi amacımın ne olduğunu bilmiyor, kendimin nereye varmak istediği konusunda bir fikri olmuyor olan biri olsaydı muhtemelen arkadaşlarımın bana yaptığı o golü yiyecek. Ve bugün burada sizin yüzünüze konuşan biri olmayacaktı. Şimdi hayat herkes size kaçmayı öğretir. Hayatta kimse size tutulup bunun için ne yapman gerektiği konusunda çok rehberlik etmeyi tercih etmez. Futboldan abilerimiz de var burada. Onu da çıkarayım, o da aynı şeyi konuşacak. Öbürünü çıkarayım, o da aynı şeyi çıkaracak. Öbürünü getireyim, aynı şeyi konuşacak. Arkadaşlar, bunların hepsinin temeli aslında bizim yaşadığımız ülkede bazı temel sorunların sonucu. Ben onlara girmeyeceğim ve onları çözmeyeceğim. Ama yaşınız, güzelliğiniz çok güzel. Size dedim ki 53'ten 18'e geleceğim. Bu haykırışımın nedeni o 53 ile 18 arasındaki farkta yaşananların bu bedende, bu beyinde, bu network'te yaşattığı gerçeklerin haykırışıdır aslında. Başka hiçbir şey değildir. Hayat para değil. Hayat mutluluk. Ve mutluluk başarı. Başarı ne? Başarı ne biliyor musunuz? Başarı şu. Kaç yaşında oldum dedi? 17. Ha sen nerede? Antrenmana gittim. Arkadaşlar başarı sadece şu, düne göre hayatınızda, bugün herhangi bir konuda bir birim ileri gittiğiniz her şeyin adı başarıdır. Başarı sadece sınav kağıdından 100 almak değildir. Bunlar da lazım olacak size. Bakın yeni dünya düzeni şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bilgi her yerde var. Sizlerin yapması gereken heyecanlı, enerjik, tutkulu insanlar olarak gelecekteki kaygı, korku ve kuruntulardan uzak durup kendi varmak ve yürümek istediğiniz yolda kendi yapabilecekleriniz için pes etmeden acıysa acı, sevgiyse sevgi, keyifse keyfi tadarak tükenmeden devam etmek. Sizce benim hala hayata dair amacım var mıdır? Ha? Yemin ederim vardır ve birçok kişi şöyle der, 53 yaşındasınız ama hala da oturmuyorsunuz aşağıya. Benden daha iyisi var burada bu arada. Yaş olarak daha yukarıda ama hala çok genç. Eski bir Trabzonsporlu. Arkadaşlar, insanları dinamik, enerjik tutan şey içlerinden gelen enerjileridir. İçten gelen enerjinin adı mutluluktur. Ben dans etmeyi severim. Türkü söylemeyi de severim. Horon oynamayı da severim. Aslı burada mı? Aslı ben horon oynar mıyım? Ha? Dans eder miyim Aslı? Bahçede senle de oynar mıyım? Oynarım ya, neden oynamayacağım ki? Bu benim satış müdürü olmuş olmama engel mi? Satış müdürü olduysam oynamayacağım. Para kazandıysam ağır halim olacağım. İçimden ne geliyorsa ben o olacağım. İçinizden geleni olmaktan vazgeçmeyin. Bedeli ne olursa olsun. Anneniz kızacak, kızsın. Sizin hayatınız anne ve babanızın nasıl mutlu olacağı formülünü bulmak değil. Sizin hayatınız, sizi mutlu edecek olan şeylerin formülünün ne olduğunu bulmak.
Mutlu olan insanlar hayatta başarılı olur. Herkes doktor olacak mı bu salonda? Herkes mühendis. Geleceğin mesleklerine baktınız mı neler var? Ben bakıyorum. Burada. Valla var, burada da var. Bu sunumu almanızı çok tavsiye ederim size. Bir dünya bir şey var içerisinde. Hocam yürüyelim azıcık da, anlattıklarımın çoğu orada var. Bunları konuştuk, söylüyorum size zaten. Geleceğin mesleklerinden birini söyleyeyim mi size? Etik danışmanlığı. Etik nedir bileniniz var mı? Etik bir işle alakalı, bir duruşla alakalı, bir kişiyle alakalı, kendi çizgileri ve kurallarının dışında olabilecek olan ahlaki kavramları ihmali demektir. Mesela hırsızlık gibi. Örnek. Etik danışmanlığı ya meslek. Sizce bunu oraya koyanlar neden koymuşlardır? Demek ki insanlar yaşadıkça değerlerini kaybetmekle ilgili sıkıntıları var. Gelecekte yok olacak mesleklerden biri de ne biliyor musunuz? Bankacılık. Mesela bankacılık hayali kuruyorsanız silin onu kafanızdan. Şimdi ben mutsuz olacağım. Yok, mutluluğun formülü bankacı olmak değil. Bir bankacı da olması gerekenlerde olmak. Tamam. Devam edelim hocam. Size anlattığım her şeyin formülü bu arkadaşlar. Şu var ya, çok önemli bir formül. Hayatınızda şöyle şeyler oluyor mu? Buğra, gene sana takılıyor. Mesela böyle birini düşünüyorsunuz ve biraz sonra onu görüyorsunuz, yolda rastlaşıyorsunuz. Ya da bir şey geçiyor aklınızın ucundan, bakıyorsun biraz sonra olmuş öyle bir şey. Var mı öyle hikayesi olan? Mesela bir arkadaşınız aklınızın ucundan geçiyor, biraz sonra onu görüyorsunuz. Ya da günün içerisinde bir şey geçiyor aklınızın ucunda, gece o rüyayı görüyorsunuz. Oluyor mu böyle şeyler? Oluyor. Hepimiz hayatında. Bunlar sizce bunu yaptıran şey ne? İlahi bir güç mü? Tanrı size aşı mı yaptı? Ha? Nedir? Düşünceleriniz arkadaşlar. Hayatınızdaki her şeyi şekillendiren temel faktör düşünceleriniz. Ders çalışmayacağım bir düşüncedir. Ders çalışmamak bir eylemdir. Düşüncesi de ders eylemi tutan kişiler varmak istedikleri sonuca giderler. Bu kadar basit. Ders çalışmayı düşünmüyorsan ders çalışma eylemi yapmazsın. Ders çalışan eylemi yapmazsan gelecek çok hoş olmayabilir. Bu dersi illa şöyle algılamayın. Hani matematik dersi, kastettiğim ders sadece bu değil. Hayatınızdaki o hayalle ilgili olan her şey bunun içerisine dahil. Dersler, hani oturdum şunları çalış. Ders çalış, bana babamın ne kadar ders çalış dediğini biliyorum. Rafet Hoca hiç demezdi, o çalışırdı çünkü. Ben çalışmazdım lan. Şunu da demiyorum. Ama çalışsaydım ben belki de Türkcell'in değil, abi Vodafone'un Türkiye CEO'su, dünya CEO'su olurdum belki de ya. Ya da dünya satış örgütünden sorumlu CEO'su olurdum. Olmam engel bir şey yok. Bu Türkiye'den bakanlar hayatı sadece şey, bir İngilizce öğren. Bir İngilizce öğrenmeyin arkadaşlar. İngilizce öğren. Çünkü size bu lazım. Dünya insanı olmak istiyorsanız, bu geniş ve büyük dünyada yaşlılaşan, bu Avrupa'da ya da dünyanın çok büyük bir bölümünde biri olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Yani bir tanecik dil öğrenmek, bir tanecik dünya insanı olma gözüyle hayata bakmanız. Bu dünyada birçok başarı hikayesi olan insanlar var. Ben şimdi mesela size göre burada çok sıradan biriyim. Benim yakınımda olan herkes için ben çok normal biriyim. Ama arkadaşlar ben şimdi ileri gideyim. Benim videomu izlediniz mi bilmiyorum. 6000 kişi var o salonda ve benimle resim çekişmek için sıraya giriyorlar. Ama ben buradayım, sizinleyim. Aslı'nın amcasıyım mesela. Sıla'nın babasının arkadaşıyım. Belki de birçoğunuzun babasının da arkadaşıyım. Ama ben buradayım. Burada olunca normal gibi. Ama ben dünya insanıyım çünkü dünya insanlarıyla çalıştım. Dünyayı gezdim. Dünyayı biliyorum. Koreli nasıl düşünüyor? Ve size çok samimice bir şey söylüyorum. Bizim zekamız, üretim dünyamız onların zekalarından 1000 kat yukarıda. Bizim eksiğimiz ne biliyor musunuz? Siz hayal kurmuyorsunuz. Siz hayal edinmiyorsunuz. O hayal için azıcık uğraşmayı tercih etmiyorsunuz. Tek eksik bu. Başka bir şey değil. Benim bir sürü arkadaşım şu anda birçok dünya şirketinin içerisinde yönetici olarak çalışıyorlar. Ve her birinin hikayesi benden farklı değil. Sizden farklı değil. Ya bunlar beni ilgilendirmiyor. Ona da saygı duyuyorum.
seni ilgilendiren şey için bunu yap. Hani gidin hepiniz İngilizce öğrenin, dünya... Hayır! Ama hayatta bir şey yapmak için bir şeyiniz olsun. Ve o bir şeyi şu beyninizin arka tarafına yazın lütfen. Ya şurası var ya, hayatınızdaki her şey şurada saklı. Buna bilinçaltı diyorlar. Duyduğunuz her kelime, gördüğünüz her resim, hayatınızda olan her şey, duyduğunuz her haykırış, bugün burada duyduğunuz her şey bir şekilde bilincinizin altında. Ve bunlar sizi, sizin bilmediğiniz bir anda yönetecekler. Mesela sabah uyandığınızda muhtemelen ilk yaptığınız şey telefona koşup WhatsApp'ta ne vardı, Instagram'da ne vardı, orada ne vardı, burada ne vardı, buna bakmak. Bakmayın demiyorum ki. Ona neden baktığınızı bilin. Orada ne görmek istiyorsunuz? Ona rastgele bakmayın. Teknolojiden uzak durun demiyorum ki. Ona neden baktığınızı bilin ya. Ne görmek istiyorsun orada? Ayşe'yi mi? Manita'yı mı? Sevgili'yi mi? Öfkeli birini mi? Kızdığın birini mi? Hasan Can'ı mı? Hasan Can millete küfür ediyor, güldürüyor, paraları götürüyor. Tamam Hasan Can'la eğlen ama Hasan Can'ın kazanmasını da hizmet et. Ama senin de Hasan Can gibi bir hayalin olsun. Ona hizmet et. Ve bugün düşündüğünüz her şeyi gerçekleştirebilecek bir güce sahipsiniz. İşte o gücün adı şu. Bunu nasıl kullanacağınız, bununla ne düşündüğünüz sizi şekillendirecek. Bununla o düşündüğünüz şeyler şurayı şekillendiriyor işte. Tamam mı? Ama biz çoğu zaman düşünürüz ama yapmayız. Bir kere yaparız, vazgeçeriz. Edison ampulü kaç kere denedi de buldu? 1000 küsür kere. Hayatınızda hiçbir şey bir kere denediğiniz için, oldu ya da olmadığı için, başarılı ya da başarısız, ya da kötü ya da iyi ya da bilmem ne olmayacaksınız. Evet, bizim ailelerimiz çoğu zaman bizim gelişimimizi etkileyecek şeylerin ne olduğunu bilmiyorlar. Vallahi benimkiler de bilmiyordu, Rafet hocamınki de bilmiyordu. Biz de ebeveyn olarak hata yapıyoruz. Hayat hatasız, muhteşem canlılar ürettiği bir yaşama modeli değil. Ama yaşayan herkesin muhteşem bir hayat yaşayabilme hayali ve bunun için mücadele edebilme gücünü oluşturacak olan temel faktörün zeka ve bilinçten geçtiğini. Lütfen bugün böyle bir şekilde kafanızda yazın, dursun ya. Şu bilinç dediğiniz şey var ya, işte insanı bütün varlıklardan, insandan dahi en çok ayrıştıracak olan temel, en büyük güç, lokomotif o, motor o, dijital dünya o, bütün beyin şurada. Michael Zuckerberg otururken Facebook'u kurmadı. Rastgele yapmadı. Bill Gates, Google'u rastgele yapmadı. Bir şey hayal ettiler, sonra hayal ettiklerinden çok daha büyük bir hayal dünyasına geçtiler. Biz neyi hayal ediyoruz? Çok ders çalışanlar çok iyi olacak diye bir şey yok. Bütün diplomalar alanlar çok iyi biri olacak diye bir şey yok. Ama hayatınızda yaptığınız şeyi çok iyi yapan biri olursanız bir şey olacaksınız. Kendiniz için bir şey olacaksınız. Onu biri size hediye etmeyecek. Sizin için benim koşuyor olmam sizi geliştirmez. Ama sizin mutluluğunuza katkı sağlayabilir sadece. Ben sizin için koşuyorumdur. Sana ne katkısı olabilir ki? Sen yağ yakar mısın? Nabzın yükselir mi? Terler misin? Sıkıntın olur mu? Hayır. Bir şey olmaz. Unutacağım, teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, söyleyeceklerimi toparlıyorum. Buğra, sana çok teşekkür ederim. Ayakta yordum seni ama buna idman oldu sana, olur mu? Mikrofon arkadaşlar. Buğra'ya bir alkış yapalım. Ben bugün şunu biliyorum. Burada söylediğim her şeyi herkes alacak, cebine koyacak, yarına gidecek, muhteşem biri almayacak. Böyle bir şey yok. Ama ben şunu da biliyorum. Bugün buradan kim ki kafasına herhangi bir tane kelime yazacak. Mutluluk neymiş, bilinç neymiş, zeka neymiş, beni başka insanlardan ayrıştıracak temel şey, tüm bunlar bende varsa, bunlarla ilgili bir hayal kurup ve bu hayal için benim pes etmeden çalışmam gerektiği kavramını algılayıp bunun hayatına monte edebilecek olan bir kişi, yarısı bile olsa benim için çok güzel. Bugün burada olmaya çok değerli. Kaç okulda olduğunu bilmiyorum ama takvimi verdiğim bu şekildeki seminer sayıları muhtemelen 60'ın üzerinde. 6000 kişilik insanlara da ben konuştum. Emin olun bunları konuştum. Çok başka şeyler konuşmadım. Konuşanlar değil. Beni burada konuşturan bir şey var. O da kendimle yaptığım yarış. Çünkü ben hayatımda hiç kimseyi geçmedim. Çünkü ben muhteşem bir canlı değilim. Dijital değilim her şeyden önce. Duygum var. Duygusu olan insanlar sadece kendileriyle yarışırlar. Öfkesi, hırsı olan insanlar başkalarıyla yarışır.
Kendiyle yarışanlar kazanır. Bir idmanı yaparken biriyle mi yarışıyorsunuz? Ha? Koşarken idman yapıyor, biriyle mi yarışıyorsunuz? Yarışa çıktığınızda birileriyle yarışıyorsunuz. Ve hayat her dakika birileriyle koşmuyorsunuz ki. Sizi hareket ettirecek olan temel faktör kendinizdeki duygu, kendi zihniniz. Bu zihinle bedensel kavramlarınızı ne kadar birleştirdiğiniz konu bu. Hocam ilerleyelim. En sonunda benim bir küçük yazım var. 10, 9, 8, 7. Bunu söyledim. Burada görmenizi istediğim slaytlar var. Onları görün sonra bitiriyorum. Uzatmayacağım. Devam edelim böyle yavaş yavaş. Bunlar benim yazdığım şeyler değil şu anda. Şunlar var ya. Afet Hocam bu 2 yıl var değil mi biz bunu paylaşalım. Diyor ki gelecekte tercih edilen biri olmanız için sizde olması gereken 3 başlık bunlar. Dünya insanı olun dedim ya. Onun birinci formülüne dili söyledim. Arkadaşlar onu çok önemseyin. Değil yoksa eksiksiniz. Çok iyi matematik çözersiniz ama dil yoksa eksiksiniz. Arkadaşlar ikinci dil yoksa gene eksiksiniz. Daha fazla dil varsa gene eksiksiniz. Gelecek adına 3 tane dil öneriyorum. İngilizce, Çince, Hintçe. Rusça değil. 4. sırada Rusça. Bir şey öğrenecekseniz böyle öğrenin. Tamam. Devam edelim. Bakın bunlar sizinle ilgili araştırmacıların ortaya koyduğu kavramlar. Diyor ki yeni neslin gelişiminde onları doğru bir birey yapabilmeniz için onlar da olması gereken, hayatlarını adapte etmeleri gereken şeyler. Size sabahtan beri, daha doğrusu yaklaşık 40 dakikadır haykırışında bulunduğum gerçek tam şurada saklı. Yine devam edelim. Geçin. Gerek yok. Bakın şunları duydunuz mu hiç? Aktüerya uzmanı, akıllı şehir uzmanı. Benim oğlum yeni medya diye bir bölüm okuyor. Vallahi keyifle alkışlayarak vallahi. İyice onu okuyor. Onu okumak istiyor onun için. Onun yerini ben okumayacağım için onun okuyacağı şeyi ben seçmiyorum. O seçecek. O şansınızı zorlayın. Babanızın istediği kişi mi olmalısınızı kendiniz de istiyorsanız belirleyin. Ya da annenizin, ya da amcanızın. Ya da gerçekten özendiğiniz biri olmak istiyorsanız o yolda yürüyün. Ama o sizin inandığınız şey olsun. Devam edelim. Bakın bir dünya. Devam. Sabahtan beri anlattığım şey şu. Şimdi çok küçük kendimle ilgili söylüyorum arkadaşlar. Kendi içimizde bizden olduğumuz zaman bazı şeyler hep azmış gibi görürüz biz. Dikkate almaz gibi konuşuruz. Kişisel gelişim konusunda koçlukta çok güzel bir deyim vardır. Der ki, sizi pijamayla görmüş birine koçluk edemezsiniz. Beni pijamayla gören Özge'ye, bahçede oynarken gören Aslı'ya benim koçluk etmem zor bir iştir. Çünkü benim her doğal halimi görüyor. Benim burada sizin karşınızda oynadığım rol çok doğal bir hal değil. Çok içselleştirilmiş bir hal. Çünkü insanların doğal hali birazcık ilkellik barındırır içerisinde. Ve bizler yakınımızdaki tavsiyeleri, gerçekleri çok fark etmiyoruz. Hep uzaklarda arıyoruz onları. Asıl en yakında aramanız gereken şey kendiniz. Kendinizi ne kadar fark eder, ne kadar keşfeder, ne kadar kendinize çok soru sorar, ne kadar çok bu sorulara cevap bulmaya çalışır. Bununla ilgili ne kadar hayal kurup ve o hayal için koşturma derdinde zekanızı kullanıp pes etmezseniz o kadar başarılı olursunuz. Bunu bir dünya kelimeyle anlatıyorlar. Sihirsizseniz sihirsizsiniz. O değilseniz busunuz. Orman değilseniz busunuz. Kendi mutluluğunu yarat, kendinle yarış, kendini aş, kendini yap. Ya, hayatta bizim için olan hiçbir şeyin nedeni başkaları değildir. Kendiniz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa sorabilirsiniz ama soramıyorsunuz. Servisler gidecek bildiğim kadarıyla. Ben çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım dinlediğiniz için.